Şu an neler oluyor, neler bitiyor? Bunu sosyal medyanın dışında da resmi ağızlardan duymanız, dinlemeniz açısından böyle bir şey düzenlemeye uygun gördük. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kırşehir Futbol Kulübü adına hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bundan bir buçuk ay önce iki tane arkadaşımızın istifasıyla başlayan süreçte bir yönetimde değişikliğe gidildi. Bu yönetim değişikliğiyle beraber kulübümüzün isminde de bir değişikliğe gidildi. Kulübümüzün ismini ilk önce Kırşehir Futbol Kulübü olarak lanse etmemize rağmen yeni çıkan spor yasası, kanunu ve yönetmeliği çerçevesinde isimlerin belirli bir formata uygun olması gerektiği bizlere Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bildirildi. İşte bu da nedir? Spor isminin mutlaka bu ismin sonunda yer alması gerekiyor. Şu anda futbol kulüpleri ikiye ayrıldı. Bunlardan bir tanesi spor kulübü, diğerisi de anonim şirketler olarak iki farklı sınıfta değerlendiriliyor. Şu an şirketleşme 2024 yılına kadar tüm kulüpler tarafından gerçekleştirilecek ama bunu gerçekleştirmeyen kulüpler şu anda spor derneği olarak adlandırılıyor ve bu şekilde iki sene yürüyecekler. İsimlerin sonunda derneği ibaresi, derneğinden hemen önce de spor kelimesinin geçmesi gerekiyor. Biz işte taraftarlardan da gelen, biraz da geçmiş olan bağ canlansın diye Kırşehir Spor Futbol Kulübü istedik. Daha önce bu isimde kurulmuş ve şu hali hazırda kayyumda olan bir kulüp olduğu için bu kabul edilmedi. İşin açıkçası ben de bu durumdan çok rahatsız değilim. Şöyle de bir algı var. Bunu yöneticilik yaptığınız zaman anlıyorsunuz. Şimdi bu isim daha önce pek çok iş insanının mağduriyetine sebep vermiş, onlarca kişiyi icralık, mahkemelik etmiş. Dolayısıyla Kırşehir sporu ve futbolu insanların gönlünde soğutmuş bir isim. Bu çoğu zaman bizim karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda da çoğu böyle iş insanına gittiğimiz zaman karşımıza bu geçmişin acı izleri maalesef çıkıyor. Orada bizde bir alakası olmamasına rağmen bizde bir futbol kulübü olduğumuz için onun mahcubiyetini hissediyoruz. Aynısını Petlas'ta da hissediyoruz. O yüzden farklı bir yol izleyelim. 1969 Kırşehir Spor Kulübü olsun dedik. Bu isimle de daha önce alınmış bir tescil olduğu için bu da kabul edilmedi. Kırşehir 1969 Spor olsun dedik. Bunda da tekrar genel kurul yapmamız gerektiği söylendi. O yüzden biz de ismimizi spor kulübüne eklemek koşuluyla Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü olarak yazdık ve federasyona yolladık. Zannedersem bugün oradan da onaylanacak. Dolayısıyla kulübümüzün yeni ismi Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü olarak kalacak ama biz Kırşehir Futbol Kulübü ismini kullanmaya devam edeceğiz. Yani o şeyde yazan, tüzükte yazan isim çoğu zaman lanse edilmiyor. Atıyorum Ahmet Sportif Faaliyetler bilmem ne falan filan ama herkes Ahmet Spor diyor. Biz de Kırşehir Spor veya Kırşehir Futbol Kulübü ismini kullanmaya devam edeceğiz. Logomuzu yine bu yönde bir talep olduğu için yine şehrimizde takımımıza gönül veren insanların da gönlünü okşamak adına, yani onların da en azından dilek ve temennilerini dikkate aldığımızı göstermek adına eski logomuzdan esinlendik. Arkasında yine o eski Kırşehir Spor logomuzun bir silüeti olacak. Önde de tabii şehrimizin en büyük kültürel değeri Ahi Evran Veli Hazretlerinin bir silüeti olacak. Şu konuda da çok eleştiri alıyoruz. Neden işte 2017, 1969 değil de 2017. Yani bizim bu kulübümüzün kuruluş tarihi 2017'dir. Sayın Yaşar Bahçeci zamanında köy hizmetleri spor belediye yönetimine alınarak ismi Kırşehir Belediye Spor olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında kurulmuştur. Önceki ismi de ne Kırşehir Spor'dur ne 1969 Kırşehir Spor'dur. Kırşehir ismiyle alakası olmayan köy hizmetleri spordur. Amatör takımdan bildiğimiz o spor, o kulüptür. Onun da kuruluş tarihi 2017 olduğu için ve doğal ve yasal zorunluluk olarak bizim o 2017 tarihini orada koymamız gerekiyordu. Dolayısıyla onu da oraya koyduk. Tabii biz bu isim değişikliğini yaparken pek çok eleştiri de aldık. Şimdi bazıları tabii bunu çok olumlu, toplumun tamamını kapsayan, herkesi böyle içine çekecek bir değişim olduğunu düşünürken de bazıları da belediyenin işte desteğini çektiğini, bizi desteklemeyeceğini, bundan sonra destek vermeyeceği konusunda panik bir endişeye kapılmıştı. Şimdi ben buradan kamuoyuna şunu belirtmek isterim. Kırşehir Futbol Kulübü bu şehrin tanıtım noktasında
en üst seviyede bulunan bir kurumudur. Biz yaklaşık 19-20 yılda bu şehrin tanıtımını yapıyoruz. Bunun ismi Kırşehir FYK olur, Kırşehir Spor olur, Kırşehir Belediye Spor olur. Kırşehir ile ilgili herhangi bir isim olur. Ne isim olursa olsun. Bu şehrin siyasileri, seçilmiş belediye başkanı, şehir için bu kadar önem arz eden bir kurumu göz ardı etme şansına sahip değildir. Tabii biz bunu yaparken insanlar zannediyor ki kendi kafasına göre böyle bir değişikliğe gidildi. Tam tersi biz Kırşehir Belediyespor yazdığı için bunun pek çok zararını gördük.